rehberliğine inandı ve mucizeleri yaşadı. Bu evi nasıl aldınız? Bu evi hakikaten bir mucize eseri, mucize sesi eseri. Eşim hiç inanmıyordu evi alabileceğimiz ama ben inanıyordum ve kesinlikle arabaya binip notere gidiyoruz ve imzamızı atıp evi alıyoruz. Evi aldık, hala inanamıyor. Oturduk, hala inanamıyordu. Ve hayır hayır olmaz, şöyle olur böyle olur, kredilerimizi ödeyemeyiz falan, ama ben biliyordum ki her şey çok rahat ödenecek. İnanınca her şey çok güzel oluyor. Mucize tesi hakikaten vardır, inanın. Ve bunun yanı sıra birçok sağlık sorunlarını da çok farklı şekillerde değiştirebiliyoruz. Hayatımızı değiştirebiliyoruz mucize tesiyle. Siz kaç yıl önce mucizelere inandınız? Çocuk yaştan itibaren, ne nasıl söyleyeyim. Kaç yaş? Kendim bildiğimden beri. Yani kendim bilmem de bayağı küçük yaşlarda başlıyor. Bravo. Şimdi siz tutun. Evet. Mucizelerin varlığına Saniye Gülpınar Hanım gibi çoktan beri inananlar, bilenler var. Mucizelerin varlığından korkanlar var. Mucizeyim demeyi utananlar var. Mucizelerin varlığını bilmeyenlere, unutanlara, utananlara ben hatırlattım. Mucizeler utanılacak bir şey değil. Mucizeler unutturulacak bir şey değil. Mucizeler en yüce değerler. Çünkü Allah, Tanrı, Yaradan, Öz Kaynak, Evren bizi aciz olarak yaratmadı. Mucize olarak yarattı. Siz onun yarattığı vasıfları kaybetmeden koruyabilir, İlk fabrika ayarlarınıza dönebilir ve başkalarına da fabrika ayarların ilkini, Yaradan'ın en yüce frekansını onları hatırlatırsanız, en yüce frekansta yaratıldıklarına onları yeniden inandırır ve bu bilinçle yollarına devam ettirirseniz, hem siz mucize ötesi yaşattığınız kadar mucize ötesi yaşarsınız, onlar da mucize ötesi yaşarlar. Ahmet abi, gel bir dakika. Hoş geldin Ahmet abi. Günaydın, merhaba Ahmet abi, hoş geldin. Günaydın. Nasılsınız? İyi değiliz. Görüşmeyeli hayırdır? Mucize ötesiyiz. Evet, o daha iyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İyi olma, mucize ötesi olma. Mucize ötesi olayım ben de. Evet. Tamam. Şimdi bir küçük video hazırladık, size de gösterelim bakalım. Şu. İnşallah.